bugün yarın da yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Bu programda birçok kez hemen yanı başımızdan, komşu Yunanistan'dan birçok ismi ağırladık, değerli isimleri ağırladık. Bu kimi zaman bir başbakan ya da bir sanatçı oldu. Ve bugün yine Yunanlı bir konuğumuz var. Ünü ülkesinin sınırlarının dışına çıkmış, dünyaya yayılmış bir moda tasarımcısı. Genç yaşına rağmen birçok özel tasarıma imza atmış ve önemli bir markayı bugünlere kadar getirmiş bir isim. Kimden bahsediyorum? Mary Catransu'dan bahsediyorum. Hemen lafı fazla uzatmadan kendisine dönüyorum konuğumuzun. Mary Catransu, welcome to Dün Bugün Mary Yarın. Mary Catransu, öncelikle Dün Bugün Yarın'a hoş geldiniz. The name of our show. Yes, merhaba. Kalimera. İstanbul'a da hoş geldiniz. Burada olmak büyük mutluluk. Sizin geçmişinize dönüp baktığımızda iç mimar bir anne ve tekstil tasarımcısı bir babanın çocuğu olarak büyümüşsünüz. O günlerden aklınızda kalan ne var? Mesela moda tasarımcısı olmayı veya modaya olan ilginiz nasıl başladı? O dönem küçük yaşta bunu hayal ediyor muydunuz? Modayla uğraşacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Moda Atina'da gelişen bir sektördü ama yaratıcılıkta büyüdüğüm doğru. Büyürken tasarımla iç içeydim. Sizin de söylediğiniz gibi annem iç mimar, babamsa tekstil mühendisiydi. Ama babam dediğiniz işleri hiç yapmadı. Kendisinin bir güvenlik şirketi vardı. Ama ikisi de girişimci insanlardı. İkisi de kendi işlerini kurmuşlardı ve ikisi de çok genç yaşta çalışmaya başlamışlardı. Annem ve babamın inanılmaz meslek ahlakı, ne kadar ciddi odaklandıklarını gördüm. Bir de ayrıca yaptıkları işe ne kadar bağlı olduklarını gördüm. Bütün bunları görünce de bendeki sorumluluk duygusunun ve iş ahlakının geliştiğini düşünüyorum. Ama daha sonra bendeki yaratıcılığı ne tarafa yönlendireceğimi bulmaya çalışırken mimarlık ilgimi çekmişti ama bu da yanlışlıkla tekstil tasarımına yönelmişti. Sonuç olarak da sadece merak ettiğim için master derecemi moda konusunda yaptım. Evet, Rhode Island'da mimarlık okuduktan sonra. Ben aslında Rhode Island'a mimarlık için gitmiştim ama orada aşık oldum ve erkek arkadaşımın peşinden Londra'ya gittim. Nöroloji dalında tıp okuyordu. O arada Central Saint Martin's'te Rhode Island Üniversiteleri arasında bir öğrenci değişim programı vardı ve ben bu sayede Londra'da bir dönem okuma fırsatı yakalamıştım. Bu programda uygun olan tek bir ders vardı, tekstil tasarımı, yani aslında yüzey tasarımıydı. Ben de bu ders sayesinde yaratıcılık yeteneğimi bambaşka bir açıdan görmeye başladım. Çünkü çok daha detaylı ve odaklanarak bakmaya başladım. Sonuç olarak asıl derecemi Central Saint Martin's'te tamamladım. Ben iç mimarlık alanında tekstil işleri yapıyordum ama etrafımdaki herkes moda konusunda tekstil işleri yapıyordu. Ben de hem Central Saint Martin's hem de Rhodes Sanat Fakültesi'ne başvurmak istiyordum. Rhodes Sanat Fakültesi zaten yaptığım tekstil ve iç mimari için, Central Saint Martin's'i insanların çok da beğenmediği moda derecesi içindi. Bu bölümün direktörü Louis Wilson Obey'di ve birçok iyi tasarımcının ondan çıktığını duymuştum. Benim için yeni bir macera ve yeni yönler keşfetmem için harika bir fırsattı. Sonuçta çok merak ettiğim için orayı seçtim ve master derecemi alır almaz koleksiyonum Londra'daki Brands Boutique tarafından seçildi. Sarah Mauber çalışmalarım hakkında yazı yazdı ve Nguyen Komitesi'nin sponsorluğu için başvuru yaptım. Londra Moda Haftası'nda yer almam için bana destek verdiler. Dolayısıyla da St. Martin's'den mezun olduğunuzda markanız da zaten ortaya çıkmıştı, öyle mi? Evet, öyle gibi. Ben bu işe ilk girdiğimde kendi markam olacak diye bir hayalim yoktu. Ama eğitim sayesinde sanırım istekler zamanla değişiyor. Orası yeni başlayanlar için gerçek bir acemi eğitim programı gibiydi. 1,5 yıl süren yoğun bir programdı ve aktarım gücünüzü yaratmaya yardımcı oluyordu. Çünkü orada 10 yaşından beri kendi markasını yaratmak isteyen diğer tasarımcılarla beraber olma şansınız vardı.
Kısacası çok farklı bir ortamdı. Kendi kendinize düşünüp acaba onların yaptıklarını ben de yapmak istiyor muyum diye sorguluyordunuz. 2008 yılında yaşanan ekonomik krizin tam ortalarıydı ve etrafımdaki herkes kendi markamı yaratmama karşıydı. Ama insan yeni bir işe başladığında biraz toy oluyor ve tabii biraz da meraklı oluyor. Belki de o zamanlar fazla bir beklentiniz yoktu. Benim hiç beklentim yoktu. Hatta annemle babama 50 tane bile elbise satamayacağımı söylemiştim. Onlar da bana o zaman neden bu işi yaptığımı sormuşlardı. Ama bana bir altyapıyla bir fırsat verilmişti. O aşamada iki kere düşünmek yerine bir an önce o fırsatı yakalamam ve o fırsatı bir değere dönüştürmem gerektiğinin farkındaydım. Başarısız olsam bile ki daha ilk aşamalarda bile bir sonraki adımın ne olacağını hiç düşünmemiş ve hiç korkmamıştım. Başarısız olsam da hemen başka bir şey deneyebilirdim ama önemli olan bunu denemekti. Evet ve iyi ki de denemişsiniz. Evet, bence de iyi ki denemişim. Tasarımlarınız çok renkli ve her yaşa, her bedene, hatta her cinsiyete göre kıyafetler tasarlıyorsunuz. Siz kimden veya nelerden ilham alıyorsunuz? Size çok ilginç bir cevap vereceğim ama koleksiyon yaparken asla bir ilham perisi veya modanın kendisinden ilham almamışımdır. Burada en önemli kelime fikir bence. Formasyonum ve tasarımcı olarak kim olduğumla ilgili olduğunu düşünüyorum. İlk başladığım zamanlarda yeni fikirler üretememekten korkuyordum. Koleksiyon yaparken ortaya atılan fikir için yapılan çalışmalar, onu ne kadar araştırdığınız ve bütün araştırma geliştirme çalışmaları o koleksiyonun ruhunu yansıtıyor. Dolayısıyla masal anlatmak gibi bir şey aslında. Baskı yapmak sadece bir uygulama yöntemidir. Başladığım zamanlar minimalist akımlar ön plandaydı. Kadınlar moda konusunda yaptıkları seçimler yüzünden dışlanmak istemiyorlardı. Farklı bir dönemdi ve Colette gibi birçok mağaza riske almıştı. Ama küçük riskler. Peki erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olarak var olmak nasıl bir duygu? Siz daha önce hiç bir şekilde cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili bir durum yaşadınız mı kariyeriniz boyunca? Bu çok ilginç çünkü ilk başladığımda her şey için çok fazla mücadele etmem gerektiğini hissetmiştim. Çünkü ben İngiliz değildim, ben bir kadındım, erkek değildim, moda tasarımı konusunda eğitim almamıştım. Dolayısıyla üstesinden gelmem gereken birçok konu vardı. En önemlisi de kendimi örnek olarak aldığım birileri yoktu. Bana hangi marka gibi olmak istediğimi ya da hangi yolu izlediğimi sorduklarında moda alanında kendi markasına sahip olan başarılı kadınları bulmaya çalışıyordum. Ama onlardan çok fazla bulamadım. Moda konusunda örnek aldığım ve bana akıl hocalığı yapanların hepsi iş tarafında olan kadınlardı. Yaratıcılık konusuyla çok ilgilenmiyorlardı. Neredeyse 11 yıldır bu işin içindeyim. Markam 11 yaşında oldu. Farklı bir alan olduğunu düşünüyorum. Kadınlar sadece girişimci değil, bazı işleri yöneten kadınlardı. Şu anda moda alanında eğitim gören ve yaptığım işleri takip eden genç kızlarla karşılaşınca gurur duyuyorum. Onların örnek alabilecekleri başarılı kadınlar olduğu için mutluyum. Eminim sizi de örnek alıyorlardır. Bizi de örnek almaları benimle gururla taşıdığım önemli bir sorumluluk. Çünkü ben o şansa sahip olmadım. Başka bir alanda olsa bile başarılı bir kadın gördüğüm zaman onu moda alanında düşünerek bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Benim etrafımda örnek alabileceğim kimse yoktu. Anna Wintour, Natalie Messonnier, Ruth Chapman, Sarah Mover, Louise Wilson ve Caroline Rush gibi inandığım ve güvenilir kadınlardan fikir alıyordum. Hepsi müthiş kadınlar ama hiçbiri kendi işini kurmamış. Hepsinin iş dünyasında kendine göre bir yolculuğu olduğu için hepsinden öğrenecek bir şeyler bulabilirdim. Bence semboller olması çok önemli ve şimdi kesinlikle eskisinden daha çok var. Karakterimin azimli davranarak, karar verirken korkmayarak ve başarısız olmaktan çekinmeyerek oluştuğunu düşünüyorum. Evet, belki hiç farklı muamele görmemiş olabilirim ama insanların benim zor olduğumu düşünmelerini hiç istemedim. Ama kararlarımızın eksiksiz ve doğru olması için uğraşırken,
Bazı insanlar bunu zorluk olarak algılayabiliyorlar. Aslında öyle değil. Bana göre kim olduğunu bilmek, neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmek ve sağlam biri olmaktır. Bu iş bana doğru gelmiyor. Evet, ben bunu yapmak istiyorum veya hayır, buna hiç vaktim yok diyebilmek benim için çok zaman aldı. Dolayısıyla hayır, farklılığa hiç maruz kalmadım ve hatta Londra'da bana çok destekleyici davranıldı. Ama bir kadın olarak hayır diyebilmek için özellikle çok uğraşmam gerekti. Geçenlerde bir makale okudum. Bundan birkaç sene önce güçlü kadınların pantolon, ceket takımları tercih ettiklerini gördüm. Daha ciddi görünmek istiyorlardı anladığım kadarıyla ama bugün kadınların eskisinden daha çok seslerini duyurmaya başladıkları bir dönemdeyiz. Bunlar şiddet, cinsel taciz veya cinsiyet eşitsizliği yaşamış kadınlar. Kadınların kıyafet değişimlerinde de bir değişiklik olduğunu gözlemliyoruz. Mesela kadınların daha feminen elbiseler tercih ettiğini görüyoruz modada bugünlerde. Siz bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence kendine güvenle ilgili. Eğer kadın kendine çok güveniyorsa nasıl bir kıyafetle gücünü, pozisyonunu veya değerini sergilediğinin bir farkı kalmıyor. Bence çok iyi bir dönemde yaşıyoruz. Ben kadınlar için tasarım yapan bir kadınım ve ben kadın haklarına yapılan bir saldırı gördüğümde onların yanında olmak ve desteklemek istiyorum. Çünkü sadece güzellik ve moda yaratıcılığı yeterli olmuyor. Bana göre bu değişim kadınların kendilerini daha güçlü hissetmelerinden kaynaklanıyor. Bence içinde bulunduğumuz zamanla uyumlu olmamız gerekiyor. Kadınları belirli kelimelerin arkasına sıkıştırmamalıyız. Mesela, eğer sen şu pozisyondaysan takım giymelisin gibi kurallar olmamalı. Kadın kadındır ve elbise de giyse, takım da giyse güzel görünür. Eğer kendine güvenen bir kadınsa kıyafetleriyle oynayabilir. Bu da sadece güven sayesinde olur zaten. Beyoncé, Michelle Obama ve Kate Blanchett gibi birçok ünlü ve güçlü kadının sizin kıyafetlerinizi giydiğini, tercih ettiğini görüyoruz. Son olarak da yine güçlü bir kadın ve bir süperstar olan Lizzo'nun hayali pelerin adını verdiğiniz o olağanüstü tasarımınızı giyerek Time dergisine kapak olduğunu gördük geçenlerde. Evet, ben orada bir hata yaptım. Aslında yeni tarz pelerin demem gerekiyordu. Evet, çok önemli bir andı. Time dergisi geldiği zaman ben Los Angeles'taydım ve bir arkadaşım bana durmadan emojiler yollayıp duruyordu. Ben o esnada uyuduğum için neler olduğunu anlamıyordum. Ama benim için iki açıdan çok önemli. Ben son defilemi Yunanistan'daki Poseidon Tapınağı'nda yaptım. Defileyi Kanserli Çocuklara Yardım Vakfı olan Elpida adlı yardım kurumuyla birlikte yaptık. Bu defile çok önemliydi çünkü defilede gösterdiğimiz her parça doğumu sembolize ediyordu. Doğum olarak da tapınağın yapıldığı zaman olan M.Ö. 500 yılını aldık. Her parçanın bir fikri temsil ediyor olması çok önemliydi. Yoksa bir tasarımcı olarak kendime karşı dürüst olamazdım. Beden olumlama ve beden ölçülerindeki kapsayıcılık hakkında konuşma hakkım olamazdı. Aynı şekilde tek bedeni olan ama her bedene uyan tamamı işte özel tasarım parçalar tasarlamadan da olmazdı. Lizzo'nun Time dergisinin kapağında giydiği pelerinin üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadı. Pelerini giyen manken onu ters olarak giymişti çünkü bu şekilde onun vücudunu öyle bir şekilde sarıyordu ki kimse bunu hayal bile edemezdi. Tabii Lizzo'nun çekimini yapan stilist Jason dışında kimse. Benim için çok önemliydi çünkü ben Lizzo'ya bayılıyordum. Sesinin çok özel olduğunu düşünüyorum. Derginin kapağında yılın en iyi eğlence sanatçısı olarak bulunuyordu. Evet, harika bir pelerin. Teşekkür ederim. Ben de bu başarınızdan ötürü sizi çok tebrik ediyorum. Michelle Obama veya Kate Blanchett gibi cinsiyet eşitsizliğine karşı olan ve sizin tasarımlarınızı giyen güçlü isimler görüyoruz. Kendiniz ve onlar arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Bu her zaman önünüzdeki örneklerle ilgili. Hep söylediğim gibi her şeyin mümkün olduğunu anlamaları için genç kızların önünde örnekler olması gerekir.
Çocukları düşündüğümüzde biz hep onlar için bir şeyler isteriz, özellikle de genç kızlar için. Mesela ben Atina'da büyüdüm ve orada moda diye bir şey yoktu. Eğer Londra'ya gitmeseydim, bugün bu işi yapıyor olamayabilirdim. Hayallerimizi etrafımızda gördüğümüz örneklere dayanarak kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendi yolunu çizen ve değerleri konusunda rahatça konuşan güçlü kadınları görmek çok önemli. Duygularıyla fikirlerini açıkça dile getirebilen kadınları tanıdıkça her şeyin mümkün olabileceğini anlıyoruz. Ben çok şanslıydım çünkü her şeyin mümkün olabileceğine inanan bir ortamın içinde büyüdüm ve bunu herkes için istiyorum. Dolayısıyla başarılı olan kadınların konuşması, başlarından geçen zorlukları, bugün bulundukları yeri ve kendilerine olan güveni nasıl inşa ettiklerini anlatmaları çok önemli. Hayatın farklı noktalarından daha çok kadın öne çıkarılmalı ama bunu zaten göz önünde olan kadınlardan görmek çok güzel. Önümüzdeki 10 yıl kadınlar ve genç kızlar onların güçlenmesi için ve değişmesi gereken en önemli şey nedir sizce? Farkındalık dünyada gittikçe artıyor. Sadece cinsiyet eşitsizliği konusunda değil. İklim değişikliği, dünyadaki ayak izimiz ve daha da önce bahsettiğimiz beden olumlama konularında da artıyor. Dünya sorumluluk sahibi olmamız gereken bir yer haline geldi. Artık hiçbir konuya duyarsız kalıp arkamızı dönemeyiz. Moda öyle bir platform ki konuları genişletebiliyor. İnsanları kendi içine doğru çekip bu konulara bakmalarını sağlayabiliyor. Kadının şu andaki pozisyonuna bakıp liderlik seviyesine gelmeleri için destek olmak konularında insanların farkındalığı arttı bence. Bunları zaten yapmamız gerekiyor. Genç kızlara bu yönden her şeyi yapmanın mümkün olduğunu aşıladığımızda 10 yıl, 20 yıl sonra onları liderlik pozisyonlarında görebiliriz. Bu diğer konular için de geçerli. Çünkü kadınlar bu konularda oldukça duyarlılar ve gereken her şeyi yaparlar. Bu konulara duyarlı ve çözüm üretebilen kadınlardan daha çok olması gerekiyor. Çünkü iletişim sayesinde aksiyon yaratılabiliyor. Evet, hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor. Hepimizin. Açık söylemek gerekirse şu anda erkekler kadınları eskisinden daha çok destekliyorlar. Çünkü onlar da artık daha rahat dile getirebiliyorlar. Merhametli oldukları veya destek vermek istedikleri için değil. Bize destek vermek için bizim sesimizi kullanabileceklerini hissediyorlar. Bunu görmek çok güzel. Dünya genelindeki kadınların %35'inin şiddete maruz kaldığı tahmin ediliyor. Siz bu tarz haberleri okuduğunuzda veya duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? Canımı acıtıyor çünkü kendimiz bu tarz olaylar yaşamasak da birçok kadın için çok gerçek. Rakamlar gerçekten ürkütücü. O kadınlarla veya cinsel taciz yaşayan kadınlarla empati kurabileceğimiz platformlar olmalı mesela. Onların başlarından geçenleri paylaşarak umut aşılayabiliriz. Çünkü bence en önemli olan her zaman umut olduğunu bilmektir. Bazen sizin de söylediğiniz gibi oturup dinlemek bile işe yarıyor. Bence ne kadar çok dinlerseniz söylemleriniz de o kadar güçlü olur. Dolayısıyla başlarından dünyanın en kötü olayları geçmiş olan bu kadınları dinlemek ve onların hikayelerinin diğer kadınlara güç vereceğini umut etmek çok önemli. Peki, siz gücünüzü nereden alıyorsunuz? Gücümü annem, babam ve içinde büyüdüğüm destekleyici ailem dışında korkusuz olmaktan alıyorum. Bence korkusuz olmak çok önemli. Biz kadınlar genelde titiz davranır ve her şeyi mükemmel bir şekilde planlarız. Hayatımda en çok başarılı olan kararlarımın hepsi korkmadan verdiğim kararlar. Sorunuzun cevabı bence korkusuz ve cesur olmak.
Evet, böylelikle benim bir sonraki sorumu da cevaplamış oldunuz. Sizin adımlarınızda ilerlemek isteyen gençlere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Evet, korkusuz ve cesur olmaları tabii. Bir şey daha var ki bu benim çok zamanımı aldı. Bana herkes kendim gibi olmamı, kendime karşı dürüst olmamı söyleyip durdu. Ama ben bunu daha şimdi, yani 30'lu yaşlarıma geldiğim zaman anladım. İnsana kendinden başka kimse daha iyisini yapamaz. Gelişmek ve ilerlemek için kim olduklarının farkına erken yaşta varmaları iyi olur. Dolayısıyla önce korkmayacaklar, kendilerinden şüphe edebilecekler, kendilerini tanıyarak olduğu gibi kabul edecek ve olumlu gelişecekler. Mary Catranzo, siz genç nesiller için önemli bir rol modelsiniz. Markanız için başarılarınızın devamını diliyorum. Ve bu özel röportaj için ve tabii ki değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Umarım burada oluruz. Evet, umarım tabii, hiç belli olmaz. Evet sayın seyirciler, dün bugün yarının sonuna geldik. Umarım keyif aldınız. Hem bir başarı hikayesi hem de çok içten bir hanımla görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Bir sonraki dün bugün yarında yeniden karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.